Sayın Valim, çok kıymetli ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli emniyet müdürümüz, değerli sivil toplum örgütlerimizin başkanları, esnaf odaları, birlik başkanımız, belediye başkanımız, kaymakamımız, çok kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün yine çok önemli bir etkinliğin, bir fuarın açılışındayız. Ve özellikle ülkemizin bugünlerde en çok ihtiyacı olan etkinlikler işte böylesi fuarlar. Ben geçtiğimiz seneyle ilgili yaşadıklarımızı düşündüğümde bu senenin geçen seneden çok daha iyi olacağı inancındayım. Geçtiğimiz sene zor bir seneydi. Ancak buna rağmen Antalya'da 6,5 milyon turisti ağırladık. Bu zorlukları başka ülkeler yaşasaydı, değerli dostlarım, bırakınız 6,5 milyon turisti, 6 tane turisti bulmak zor olurdu. Ve hükümetimizin sağlamış olduğu desteklerle, gerek uçak destekleriyle, gerekse turizm sektöründeki arkadaşlarımıza sağladığı desteklerle, geç de olsa bir toparlanma süreci yaşadık. Ama bu seneki şartlara baktığımızda geçen seneden daha iyi olacağı ümidindeyim. İşte bu fuarlar bizim bu ümitlerimizi arttırıyor. Geçtiğimiz cumartesi yine bir iş adamı derneğimizin fuar açılışındayım. Bugün de gerçekten artık kabına sığmayan otel ekipmanları fuarımızdayız. Ben bu fuarın ilk açıldığı günlerde de bu kürsülerde konuşma yapmaktaydım. Ve o günkü katılımcı sayılarını düşündüğümüzde aşağı yukarı 40'lar civarında bir rakamla bu fuara başladığımızı çok iyi hatırlıyorum. Oysa bugün baktığımızda neredeyse 300'ün üzerinde markanın temsil edildiği çok büyük bir fuardan bahsediyoruz. İşte bir 5 yıldızlı otel lobisinde başlayan otel ekipmanları fuarı bugün artık ANFAŞ'ın salonlarına sığmıyor. ANFAŞ da büyüme ihtiyacı hissediyor. Ve ANFAŞ bu sene bildiğiniz gibi değerli yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin büyük emekleriyle kapasitesini, kapalı mekan kapasitesini tam %100 20 bin metrekareden 40 bin metrekareye çıkardı. Açık alandaki sergileme alanında düşündüğümüzde toplam 60 bin metrekarelik bir fuar alanından bahsediyoruz. Bunlar bizim özlediğimiz hedefler. İnşallah şimdi ANFAŞ'ı 80 bin metrekarelere büyütmek gibi bir hedef için de çalışıyoruz. Bunu da başaracağız. Dolayısıyla değerli dostlar, ülkemizin özellikle güvenlik hususunda terörle mücadele çok güçlü bir şekilde devam ediyor iken ve birçok unsurla mücadele ediliyor iken Türk ekonomisinin dimdik ayakta durması ve işte bu fuarlarla canlılığını koruması çok önemli. Bundan vazgeçemeyiz. Üretim ve yatırım bizi mutlaka yüzlüğe çıkaracak, birçok sıkıntımızı bertaraf edecek en önemli husustur. Üreten ve yatırım yapan bir toplum işte bu fuarlarda taçlanıyor ve bu fuarlarda müşteri buluyor, değer kazanıyor. O yüzden ANFAŞ'a katılan, destek olan bütün sivil toplum örgütlerine, derneklerimize, ANFAŞ Yönetim Kurulu'na ve tabii ki bütün katılımcılara özellikle en çok ihtiyacımız olan bir dönemde böylesine önemli bir yüksek heyecanla burada bulundukları için ve bu fuara destek verdikleri için gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Fuarın katılan herkes için, turizm sektörümüz için ve turizm sektörümüzle birlikteki beraberinde sürüklediği diğer sektörler için hayırlı olmasını, uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.